Sayın Başkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bakanlık bünyesinde olup hasılatı bakanlık bütçesinin tam 4 katı olan bir kurumu konuşmak istiyorum. Spor Toto Teşkilatı'nı konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, spor deyip aldanmayın, asıl cıdık burada. Tüm spor kamuoyunu ve siyaset kurumunun dikkatini buraya çekmek istiyorum. Bugünkü parayla tam 70 milyar lira, eski parayla 70 katrilyon lira kayıt dışı ve denetimsiz bir şekilde buradan dağıtılıyor. Peki neden burası seçilmiş? Çünkü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa tabi değil, tıpkı varlık fonu gibi. Haksız ödemeler var, kayıtsız ödemeler var. Sayıştay raporunun 16. sayfasında spor federasyonu, spor kulüpleri, belediyeler, iller, hatta okullar arasında ayrımcılık yapıldığı açık bir şekilde ifade edilmiş. Geçmişte FETÖ ile ilişkisi saptanan birçok kuruma para transferi olmuş ki bunlar halen araştırılmamıştır. Bugün de benzer yapılara kaynak aktarımı devam etmektedir. Soruyoruz, Sayıştay raporundaki 103 milyon hangi dernek ve vakıflara ödenmiştir? Sayın Bakan. Cevap yok. Sayın Bakan. Sayın Bakan komisyonda da aynısını Bakan yaptı. Biz saatlerdir onu dinliyoruz. Sayın Bakan. Ama burada 5 dakika konuşmamıza müsaade etmiyor. Biz saatlerdir dinliyoruz. Komisyonda da aynısını oldu. Sizi saygıya davet ediyorum. Sayın Bakan. Vakıflara sözü süremi ilave eder misiniz Sayın Başkanım, süremi ilave eder misiniz? Vakıflara para aktarmanın her Sayın çeşidi Adıgüzel var. Sayın Adıgüzel, müsaade eder misin? Tabii. Müsaade eder misin? Lütfen, lütfen oturun arkadaşlar. Sayın Bakan, buradaki bütün arkadaşlar milletvekili halk tarafından seçilen insanlar. Onlara yalancısınız diye hitap etme şeyiniz yok. Lüksünüz yok. Böyle bir hitaplarınızda bulunamazsınız. Kimden olursa olsun. Devam edelim lütfen. Şimdi Sayın Bakan komisyonda da aynısını yaptı. Saatlerce onu dinliyoruz. 5 dakika konuşmamıza müsaade etmiyor. Bunun sebebini ben konuşmama ara verip hemen söylemek istiyorum. Bilmeyenleriniz vardır. Saraydaki tek damat Berat değil. Sayın Kasapoğlu da damat kontenjanındandır. Ama Kasapoğlu bilmiyorsa öğrenecek. Bu tek adam devletinde saraylarda ve koltuklarda damat kadrosuna karşılık görmüş olabilirsin. Ama bu milletin nazarında damat olmanın devlette makam sahibi olmaya bir öncelik olduğu günler 100 sene önce 1920'de bu meclis açıldığında kapandı beyler. Bunu da öğreneceksiniz. Evet. Vakıflara para aktarmanın çeşit çeşit yolları var. Sayın milletvekilleri, kürsüden konuşmanın bir cümlesi, bir kelimesi dahi duyulmuyor. Müsaade arkadaşlar, edeyim. Eğer yanlış bir şey söylerse bakarsınız, cevap verirsiniz. Tutanaklardan bakarsınız, hakaret varsa cevap verirsiniz. Vakıflara para aktarmanın birçok yolu var. KYK yurtlarındaki öğrencilerin yemek öğünleri parmak iziyle kontrol ediliyor. Ama cemaat yurtlarındaki öğrencilerin yemek yiyip yemediği parmak izinden kontrol edilmiyor. Kişi başına ödeme yapılıyor. Örneğin cemaat yurdunda kalan bir öğrenci misal bir öğün yemek yiyor ama 3 öğün parası ödeniyor. Bu şekilde 2 öğün o vakfın cebine giriyor arkadaşlar. Çeşit çeşit vakıflara ödemenin yolları var. Tüm illerde gençlik il spor müdürlükleri TÜGVA ile ortak programlar düzenliyor. İl dışına seyahatler düzenliyor. Ama sporcuları yol parası deyince, konaklama deyince para yok. Önceki yıl Ordu'dan Yozgat'a giden kadın handbol takımı konaklama parasından sakınmak için sabah köründe yola çıktı. Kendi tuttukları minibüste kaza yaptı. 2 yavrumuz vefat etti. Haberiniz var mı? Spor Toto Teşkilatı'ndan yine Erdoğan'ın okçular vakfına 3 milyon lirayı tek kalemde ödeyen bu bakanlık kendi 4D işçilerinin Mart ayından Kasım ayına kadar parasını ödemiyor. Haberiniz var mı? Spor teşkilatı 5-6 milyar reklam için para ayırmış. Bazıları da eğitim kurumlarına. Bakın anayasamızın 41 ve 58. maddesinde aykırı olarak çocuk ve gençlere bahis ve şans oyunları reklamı mı yapıyorsunuz? Hakikaten enteresan da bir durum var. Hem kumara karşı ahkam keseceksin, sonra da şans oyunlardan elde ettiğin parayı cemaat ve vakıflara aktaracaksın, afiyetle yiyeceksin. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Ya yayıncı kuruluş beIN Sport'a 300 milyon lira farkı da Spor Toto'dan ödeneceğini kim söyledi? Nihat Özdemir söyledi. Ya sen TFF başkanı mısın? Yayıncı kuruluşun CEO'su musun? Nihat Özdemir. Çok daha fazlası da var.
Tamamlayalım lütfen. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporundaki kara kutudur, hükümetin örtülü ödeneğidir. Sayın Bakan Spor Toto Teşkilatı'ndan geldi. Bakan olduktan sonra Spor Toto'yu bıraktı sanıyorsunuz değil mi? Maalesef yanılıyorsunuz. Hiç ayrılmadı ki. Çünkü burada bakan olduktan sonra çıkarılan bir yönetmelikle Spor Toto Yönetim Kurulu'na başkan oldu. Geri kalan üyeler de kendisi atıyor ama kendisinin dışında kimse bilmiyor. Bu üyelerin kim olduğunu ne Sayıştay biliyor ne biz biliyoruz. Tutanaklar da ortada yok. Spor yasasına gelince tüm federasyonu özellik getiren, kulüp yönetimlerine mali sorumluluk yükleyen, adil, güvenli, rekabet güvencesi sağlayan, amatörden profesyonele futbol ve tüm diğer spor dallarında çözümler üreten bir yasa gerekli midir? Gereklidir. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırlığımız da vardır. Ama şunu uyarıyoruz. Yeni spor kanunu getiriyoruz diye. Sporu doğrudan bakana bağlayan, federasyonların bağımsız... Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Adıgüzel. ...2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Enerji Bakanlığı üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son 3 yılda elektriğe, doğalgaza, kömüre, benzine, mazota ve LPG'ye beklenenin çok çok üzerinde zamlar geldi. Yapılan aşırı zamlar sonucunda emeklilerin, işçilerin, çiftçilerin, küçük esnafların ve memurların bu fahiş faturaları ödeyemediği ve çok büyük mağduriyetler yaşadığı yadsınamaz bir gerçek. Zamlar gerçekten kaldırılabilir boyutta değildir. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi derhal kara kış fonunun oluşturulması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Plan Bütçe görüşmelerinde Bakan Fatih Dönmez'in ağzından hiç Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve BOTAŞ kelimelerini duymadık. Sayın Bakan, şimdi size soruyorum. Bu kurumlar size bağlı mıdır, değil midir? Başka bir bakanlığa bağlandı, bizim mi haberimiz yok? Bu iki kurumun varlık fonuna devredilmiş olması ve denetimlerinin KİT komisyonu tarafından yapılıyor olması bunlarla ilgili bir şey söylemenize engel mi olmaktadır? Yoksa KİT mevzuatından bunları çıkarmak mı istiyorsunuz? Sayın Bakan, partili Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi enerji ile alınacak kararlarda sektör temsilcilerinin görüşlerini dikkate almadan alınan kararları hayata geçiriyorsunuz. Ben yaptım oldu anlayışı ile devlet yönetilemez. Uygulamış olduğunuz yanlış politikaların acı reçetesini ne yazık ki vatandaşımız ödüyor ve gün geçtikçe daha da fakirleşiyor. Kayıp kaçak bedelinin de faturasını halkın sırtına yüklemekten de artık vazgeçin. Buna bir çözüm bulun. Bulamıyorsanız bırakın. Yapamıyoruz deyin, biz gelir yaparız. Müsaade edin, yeter. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, TEİAŞ karını bir yılda 3'e katlamasına rağmen niçin özelleştirmek istiyorsunuz? 3 kurum ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle TEİAŞ'ın Toprak Vahsu TPO'nun BOTAŞ'ın özelleştirilmesini doğru bulmamaktayız. Atalarımızın malını, Cumhuriyet'in değerlerini satarak har vurup harman savuran bu müsrif savurgan tavrınızdan vazgeçiniz. Çok değil, bir sene önce döviz girdisi için Borsa İstanbul'un %10'unu Katarlılara verdiniz. Her sene devlet kurumlarını babanızın malıymış gibi satmaya devam ediyorsunuz. Ülkeyi yönetenlerin görevi kazanımları satıp ayakta kalmaya çalışmak değil, tam tersine daha fazla üretip kazanarak, yatırım yaparak devleti daha güçlü kılmak olmalıdır. Değerli arkadaşlar, Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği her kuruş bize zam olarak geri dönmektedir. Enerjide dışa bağımlı olmanın bedelini ağır ödüyoruz. Sonucunda esnaf kira fiyatının ilk katı faturayla karşılaşıyor. Vatandaş sene başında ödediği 200 liralık faturaya şu anda 300 lira elektrik parası ödüyor. Sanayici ise bitmiş durumda zaten. Bir hafta önce sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %20 zam geldi. Zaten Kasım ayında %48 zam yapılmıştı. Böyle devam ederse üretim sevdalısı sanayicilerimiz yurt dışı rekabet gücünü kaybedip ihracat yapamaz hale geleceklerdir. Bir an önce tedbir almalıyız.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar TL tasarruf yapıldığına dair gazetelerde haberler çıktı. Bugün ise Bakan Dönmez yaz saati uygulamasının stresi ve depresyonu azalttığını söyledi. Sayın Bakan, siz de mi bu verileri TÜİK'ten alıyorsunuz yoksa? Bakan, hesaplamayı nasıl yaptığını açıklayamadığı gibi bir de psikoloji bilimine el atmış olsa gerek ki ben Sayın Bakan'ı elektrik ve elektronik mühendisi sanıyordum. Meğerse psikoloji eğitimi de almış. Gerçi alıştık bu arada bakanların vatandaşlara akıl vermelerine. Kalın kazak giyin diyen mi ararsınız? Doğal gazı kısın diyen mi ararsınız? Vatandaş herhalde bunları düşünemiyor ki bu şekilde akıl vermeye uygun görüyorlar vatandaşa. Tasarrufla ilgili bakanın söylediği teyit edecek bir bilimsel veri yoktur. Hangi kriterleri baz alıyorsunuz? Doğru hesap yapıldığını nasıl bileceğiz? Derhal sabit saat uygulaması değerlendirme raporunu açıklamanızı bekliyoruz. Devlet tarafından çıkartılması gereken yeraltı ve yerüstü tamamlayalım lütfen. Kaynaklarımız devlet kurumu olan MTA tarafından yapılması gerekirken bugün ne yazık ki yandaşlara verilmiştir. Çok övünerek söylediğiniz yerli ve milli kavramı sorgulanır hale gelmiştir. EPDK'nın tahsil edemediği cezalar kurumun 10 yıllık gelirine bedeldir. MAPEK, EPDK gibi kestiği cezaları alacakların takibini yapamamaktadır. Şirketlerin vatandaştan tahsil ettiği elektrik enerjisi fon bedelleri bakanlık hesabına hala yatırılmıyor. Ve bakanlık bunun maliye ile ortak takibini yapacak bir sistemi hala kuramamıştır. 37 enerji şirketi vatandaştan elektrik enerjisi fon bedellerini tahsil etti ama bakanlık hesabını yatırmadı. Sahi bu arada 128 milyar dolar nerede? Hepinize saygılar sunuyorum. Geliyor gelmekte olan.